Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Evet sevgili seyirciler, Saruhanlı'dayız. Biliyorsunuz ki Diyar Manisa programında Manisa'nın tüm ilçelerini teker teker geziyoruz. İlçe belediye başkanlarıyla röportaj yapıyoruz. Onların üçer aylık dönemlerde yaptığı çalışmaları, hizmetleri, ilçelerde yaşayan vatandaşların memnuniyetinin nasıl olduğunu ve bundan sonra yapılacak projelerle ilgili ilçe belediye başkanlarıyla konuşuyoruz. Saruhanlı İlçe Belediye Başkanı Doktor Hüseyin Yaralı'nın makamındayız. 13 yıl sevgili seyirciler, 2004 yılından 2016 yılına 13 yıl geçti. 13 yıldan beri Saruhanlı'nın yöneticiliğini, belediye başkanlığını yapıyor Sayın Hüseyin Yaralı. Tabii doktor olması vasıtasıyla Saruhanlı halkı hem onu çok seviyor hem de çok güveniyorlar Sayın Hüseyin Yaralı'ya. Şimdi bizi makamında ağırladı ve geçtiğimiz 3 ay önce kendisiyle bir program yapmıştık. 3 aydan sonra neler değişti Saruhanlı'da, ne tür çalışmalar yapıldı, hizmetler yapıldı. Tabii Türkiye bu arada çok büyük bir kaosun içerisinden kurtuldu sevgili seyirciler. 15 Temmuz darbe gecesinden sonra tam 27 gün Türkiye demokrasi nöbeti tuttu. Demokrasi nöbeti tutan ilçelerden bir tanesi vatandaşlarıyla birlikte Saruhanlı'ydı. Başlarında Hüseyin Yaralı vardı. Biraz demokrasi nöbetini, darbe girişiminden sonraki Saruhanlı'yı ve ondan sonraki çalışmaları Sayın Hüseyin Yaralı'dan dinleyeceğiz. Bizi ağırladınız. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet. ETV ailesi olarak ve sizleri Saruhanlı'da gördüğümüz için gerçekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz ilçemize. Sağ olun. Evet. 3 ay oldu sizlerle son görüşmemizde. Ramazan bayramının öncesiydi. Bayram sonrası bayramımızı yaptık ama maalesef 15 Temmuz gecesi çok kötü bir olayla karşılaştık. Ülke olarak, Manisa olarak, Saruhanlı olarak. Belki tarihte görülmemiş bir ihanetin görüntülerini gördük o gece. Hainin, devlete sızmışlığın ve bir grup çete diyebileceğimiz ihanet çetesi tarafından vatandaşlarımıza, meclisimize, cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunulmuş, vatandaşlarımıza kurşun sıkılmış, meclisimize bomba atılmış bir geceydi. Karanlık bir geceydi ülkemiz açısından. Gerçekten çok ciddi bir tabloydu. Ama aydınlık bir güne uyandık o gün. Gerçekten o gün milletimiz bir destan yazdı. Büyük bir kahramanlık örneği gösterdi. Özgürlüğüne, bağımsızlığını, milli iradeye ve demokrasiye ne kadar sahip çıktığını ve özümsediğini o gece bütün ülke olarak ülkemize ama bütün dünyaya gösterdik tabii ki. Gerçekten çok önemli bir gündü. Ve o günden beri de sonrasında bildiğiniz gibi demokrasi nöbetleri tuttuk. 27 gece Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla her gece biz Saruhanlı'da ki o zaman tören alanı
alanı olarak bildiğimiz meydanda binlerce Sarı Alanlı vatandaşlarımızı bir araya geldik ve her gece orada... Herkes iştirak etti mi? Evet, bütün yani o geceye özellikle bahsedeyim. Ben o gece saat zaten 9 civarları kalkışma başlamıştı. Yani ne olduğu anlaşılması da o saat 10-10.30 civarlarına evet. doğru olmaya başlamıştı. Evet. Ben de o gün dışarıdaydım, Allah var. Sarı Alanlı'nın dışındaydım. Dışarıdan bir telefon geldi bana ve böyle böyle bir olayın olduğunu söyleyince hemen eşimle beraber tekrar Sarı Alanlı'ya döndük ve hemen partiye geçtim ilçe teşkilatımıza. Sayın ilçe başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri ve bir taraftan da duyan vatandaşlarımız gelmeye başladı. İşte Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydana indik, partimizin önündeki meydana indik ve orada... İnanın dakikalar içerisinde binlerce kişinin olduğunu gördüm. Çok dakikalar ilginç bir içerisinde. Kimya, değil mi Sayın Tabii Başkanım? O gecenin o saatinde bir anda. Darbe girişiminden sonra bütün aslına bakarsanız sadece Sarı Alanlı'da değil Manisa'da Türkiye'nin 81 ilinde insanlar bir refleks göstererek meydanlara inerek evet. demokrasisine, Türkiye'ye, vatanına, bayrağına sahip çıkması çok ilginç ve çok insanı duygulandıran bir refleks. Zaten yani onu anlatmak mümkün değil. Yani bir zaman Çanakkale ruhu dediğimiz bir olay vardı. Ve Çanakkale ruhunu işte ayakta tutmamız gerekiyor şeklinde sürekli ifadeler ediyorduk. Ve bu ruhun yaşaması için de biz buradaki vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı oraya taşımaya çalışıyoruz. Ve oradaki işte 1915 yılında yaşanan olayları ve bizim dedelerimizin, atalarımızın orada hangi kahramanlık ları gösterdiğini hissetmeleri için oraya götürüyorduk. Bir baktık ki gerçekten 15 Temmuz günü aynı ruhun bütün vatandaşlarımızda olduğunu gördüm ben o gece. Yani belki biz burada hiçbir şey yapmadık ama bir Ankara ve İstanbul olayı var ki bu iki ilin içerisinde işte tanklar yürüyor, önüne paletlerin önüne vatandaşlarımız yatıyor. Oradan helikopter ateş açıyor, ona meydan okuyor. Uçak geliyor, bomba atıyor, bir şekilde ona meydan okuyor. Oradaki işte ihanet çetesinin içerisindeki bir grup vatandaşlarımızın üzerine silahla tarıyor ama oradaki vatandaşlarımız hiç gözünü kırpmadan onların üzerine doğru yürüyor. Bu yani tarihte işte İstiklal Savaşı'nda ve özellikle de Çanakkale Zaferi'nde gördüğümüz o tabloları bugün görmek hala şu anda tüylerim diken diken oldu. Gerçekten milletimizin ne kadar asil olduğunu göstermiştir. Yani milletimiz çok büyük olduğunu ki sadece bir imanla, bir ruhla ve elinde bir Türk bayrağıyla bunların karşısında dimdik durmuştur. Ve bütün dünyaya karşı da bunu göstermiştir. İşte her zaman söylüyoruz bu olayın arkasında tabii ki bir ihanet çetesi var ama bunun üst aklı var. Yani bu üst akıl da işte malum üst yapılar var, egemen güçler diyelim. Bu devletlerin de üzerinde olan güçler bana göre. Ve devletler bunun altında bir şekilde... Ve ülkemiz üzerinde operasyon yapmaya kalkıyorlar ama milletimiz bütün dünyaya örnek olacak şekilde bu kalkışmayı önlüyor. Ve bu gerçekten bütün dünyanın bu egemen güçlerin oyunlarını bozuyor. Bundan sonra dünyadaki diğer ülkeler üzerinde de bu kadar rahat operasyon yapamayacaklar. İstedikleri kişileri getirip istedikleri kişileri götüremeyecekler. Oralarda oyunlar oynayamayacaklar, operasyon yapamayacaklar. Çünkü bütün aynı İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi mazlum Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarımızın önderliğinde başlamış olan o Kurtuluş Savaşı'mızdaki gibi mazlum ülkelere örnek olduğumuz gibi bu 15 Temmuz gecesi milletimizin göstermiş olduğu bu davranış da yine bütün dünya ülkelerinde, 3. dünya ülkeleri diyeceğim, bu ülkeler üzerindeki vatandaşları da çok ciddi şekilde etkilemiş ve bu oyunlar artık bu ülkelerde de çok rahat bir şekilde oynanmayacak. İşte geçtiğimiz yıllara bakarsak Kuzey Afrika ülkeleri üzerindeki işte Libya'da, İşte Irak'ta yaşananlar, Afganistan'da yaşananlar, daha sonra Tunus'ta yaşananlar, işte en son Suriye örneği. Buralarda tamamen üst aklın oynamış olduğu oyunlar. Sayın Başkanım, Avrupa Birliği'ne nasıl bakıyorsunuz? Yani aslında bakarsanız hizmetleri konuşacağız ama tabii siz bir doktorsunuz, aynı zamanda bir akademisyensiniz. Bu ilçeyi yöneten bir belediye başkanısınız. Bu kadar çok Türkiye üzerinde emelleri olan, hatta nasıl desem lokomotif görevi gören ülkelerin buradaki uygulayıcıları, Türkiye'deki uygulayıcıları, buradaki emir verdiği insanların, bu kadar çok Türkiye üzerinde emeli olan ülkelerin bulunduğu bir birliğin içerisinde Türkiye'nin olmasına siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi tabii ki hedefimiz olarak çağdaş ve bedeli anlamda bakıyorum ben Avrupa'ya.
Ama onun dışında yaptıkları davranışlara bakarsanız maalesef bizim orada yerimizin, çok yerimizin olduğunu düşünmüyorum. Niye? Çünkü kan uyuşmazlığımız var. Yani biz ne kadar onlarla beraber yaşamaya gayret etsek de onların yapmış olduğu bu ikircikli davranışlar bizi sürekli dışarısında tutmaya, Avrupa Birliği'nin dışarısında tutmaya çalışacaktır. İşte geçtiğimiz yıl içerisinde gördük yani Brüksel'deki hadiseler. Yani bir taraftan Avrupa Birliği parlamentosu orada, bir arka sokağında terör örgütünün orada çadırı var ve orada işte onların sergileri var aynı şekilde veya meydanlarda yürüyüşleri. Bakıyorsunuz hepsini müsaade ediyorlar. Ama biz bir 15 Temmuz gecesi yaşananlar ki her şey gözler önündeyken Sayın Cumhurbaşkanımızın bir telekonferansla bir şekilde bağlantısını orada engelliyor. Yani niyetleri bize karşı çok iyi niyetli olduğunu ben inanmıyorum. Zaten oyalıyor. İnanmıyorum. Ama bizler şunu hedefleyeceğiz. Yani Türk milleti olarak tabii ki çağdaş olacağız, medeni olacağız, kalkınmış olacağız, ekonomimiz üst seviyelere gelecek. Yani benim amacımız Avrupa Birliği'ndeki gösterilen hedef bana göre bu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu şekilde medeni. Yani tabii medeniyet bir zamanlar bizim elimizdeymiş ama maalesef yani İslam toprakları üzerindeymiş, Osmanlı Devleti'ndeymiş. Ama daha sonrasında bakıyorsunuz bunu orta çağlardan itibaren işte Rönesans devrimleriyle Avrupa bunu bir şekilde o tarafa kaymış ve bizim topraklarımızda maalesef geriye doğru medeniyetten birazcık uzaklaşılmış. Tabii kendi İslam medeniyeti ve Türk medeniyeti ayrı. Ama günü geldiği zaman ben Türkiye bunu öncülük edeceğini düşünüyorum. Zaten bütün dünya ülkeleri bundan korkuyor. Türk bilincini evet. Yayabilme, Türk bilinciyle Türk hareket edebilme evet. Ve otorite koyabilme. Evet. Algısını artık bütün devletler üzerinde Türkiye yarattı. Türkiye yarattı yani gerçekten. Bunda da en büyük etken tabii ki bu son 14 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşudur. Yani bütün dünya çok ciddi güçlü ülkelere karşı dahi içinden geçen her şeyi söylemiştir ve milletimizin üzerinde çok olumlu etkileri olmuştur. İnşallah bundan sonraki süreçte Türkiye yolunda devam edecektir, kalkınmaya devam edecektir. Ekonomik olarak. Çünkü güçlü bir ülke olduğumuz zaman bu olaylarla karşılaşma olasılığımız azalacaktır. Şimdi bakıyorsunuz işte 15 Temmuz'dan çıktık bütün burada. 15 Temmuz'a döndüğümüz zaman bir süre sakin oldu. Şimdi bakıyorsunuz Güneydoğu'da çok ciddi bir hareketlilik var. Sürekli operasyonlar yapıyorlar. Bombalar patlatıyorlar düğünlerde, derneklerde, işte meydanlarda, işte Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, polisimize sürekli araçlarla işte intihar bombacısı veya bir şekilde işte çok büyük bombalar patlatıyor. Çok ciddi şehitler veriyoruz. Canımız yanıyor. Ama milletimiz öyle bir asil millet ki bütün bunlara rağmen vatan sağ olsun diyebilen analarımız, babalarımız, büyüklerimiz var. Yani gençlerimiz gözünü kırpmadan bunların üzerine gidebiliyor. Böyle bir millet dünyada yok. O yüzden ne yaparlarsa yapsınlar biz yolumuzda devam edeceğiz. Bu ülkeye parçalanmasını müsaade etmeyeceğiz. Ve Türkiye inşallah gelecek zaman dilimi içerisinde bütün dünyada söz sahibi bir ülke haline gelecek. Tabii hizmetlere geçeceğiz ama ben birazcık daha bu politika sohbetini devam ettirmek istiyorum. Türkiye'nin Suriye üzerindeki politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Suriye üzerindeki politika yani Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin tabii ki uyguladığı bir dış politika var. Şu anda orada bildiğiniz gibi bir kargaşa var. Yani ciddi anlamda bu sadece Suriye'de başlamamıştı. Biraz evvel ifade ettiğim gibi Tunus'ta, Libya'da da başlamıştı. Suriye'deki hadise biraz daha farklı gelişiyor. Yani Suriye'nin içerisindeki yapısından kaynaklanan bir durum var. Orada gerçekten bir kontrol dışı, yani artık kimsenin izah edemediği bir durum var. Yani bir bakıyorsunuz uluslararası, işte Amerika bir taraftan, Rusya bir taraftan, İran bir taraftan, Çin bir taraftan, Avrupa ülkeleri bir taraftan orada müdahale etmeye çalışıyorlar. Zor bir yer, çok zor bir yer gerçekten. Biz de maalesef onlarla, yani Suriye'de sınırız. Yani ister istemez bunun en büyük sıkıntısını, acısını yaşayan ülke olarak hem ekonomik anlamda hem diğer anlamlarda bir ülke pozisyonundayız. Ama Türkiye olarak politika anlamında değişen bir politikası yok yani. Aynı şekilde, aynı çizgide gittiğini düşünüyorum ben. Doğru bir karar mıydı destek olunması?
Ya şimdi Türk'ün özelliği bu. Yani şimdi hiçbir zaman mazlumların her zaman yanındayız. Yani biz toplum olarak, millet, insan olarak, yani şurada sokakta bile mazlum taraf ne tarafsa oraya tutarız. Ben İspanya'ya gittim, boğa güreşini izliyorum. Boğa tarafını tutuyordum. Yani boğaları orada öldürüyorlardı. Yani yani katlediyorlardı diyeyim yani İspanya'da. Tabii orada bir boğa güreşi izledik. Yani önce boğayı yoruyorlar. Ondan sonra geliyor, kılıç batırıyorlar, öldürüyorlar. Böyle bir şey yok. Yani mazlumların yanındayız biz. Yani o yüzden hele hele sınır komşumuz olan bir ülkede bu şekilde, ya biz bir 15 Temmuz gecesi yaşadık bakın. Yani bir devlet tarafından millet, yani kendi içinden çıkan ordu geliyor, vatandaşın üzerine silah sıkıyor, kurşun sıkıyor, bomba atıyor. Şimdi bunu aynı şey Türkiye'de olsa, ki yapmaya çalıştılar 15 Temmuz gecesi, ne olacaktı Türkiye? Yine bir iç savaş olacaktı. O yüzden yani orada ben Türkiye politikasının mazlumun yanında olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii orada başka, Türkiye'nin dışında gelişen hadiseler var. Bir Rusya faktörü var orada. İşte Amerika'nın ikircikli davranışı var. Ben açık açık söyleyeyim bunu. Yani Amerika, işte izliyoruz sayın başkanları bir şey söylüyor ama uygulamaya bakıyorsunuz 180 derece farklı. Pek Amerikan tarihinde de bunu, yani daha önceki başkanlar döneminde de bu kadar görmedim yani. Tamamen 180 derece. Ağzı bir şey söylüyor ama uygulamaya bakıyorsunuz 180 derece farklı uygulama var orada. Gidiyor işte PKK'nın uzantısı olan PYD ile YPG ile orada beraber savaşıyor Amerikan askerleri. Bu farklı bir şey. Bakıyorsunuz Amerika'nın içerisinde Pentagon ayrı düşünüyor. İşte Amerikan yönetimi, siyasi yapısı farklı düşünüyor. Yani işin içinden çıkılmaz bir halde. Tabii Türkiye bence yine açık sınır politikasında yapmak zorundaydı. Yapacaktı yani. Bunun kaçarı yoktu. Onun dışında diğer faktörlerden kaynaklanan bazı sıkıntılar var ama bunlar da sayın hükümetimizin ve sayın cumhurbaşkanımızın, işte bir uçak krizi yaşandı. O uçak krizi maalesef tam da çözülmedi. İşte bu 15 Temmuz gecesiyle bazı şeyler ifade ediliyor. Yani istenmeyen ve inisiyatif dışında orada gelişen bazı hadiseler var. Olmamasını isterdik tabii, dilerdik. Oldu. Ama onunla ilgili mesela bir düzen, tekrar eski halden belki daha iyi hale gelen bir Türk-Rus ilişkileri dönemine girmek üzereyiz. Bakıyorsunuz diğer taraftan İsrail'de yaşanan Mavi Marmara olayı vardı ama şu anda onunla ilgili sorunlar da çözülmeye başladı. Yani Türkiye'nin tabii ki komşularıyla iyi geçinmesi lazım mümkün mertebe. Ama bir şey yanlış gidiyorsa da bizim özelliğimizden, yani gözümüzü kapatıp başka yöne bakamayız. Biz dik duracağız. Belki bunun acısını, bedelini ödeyeceğiz ama sonunda bizim ülkemizin haklı pozisyonda olduğu ortaya çıkacağına inanıyorum ben. Politik ki oraya olarak, da az kaldı. Politik olarak bir soru daha soracağım, ondan sonra yerele döneceğim. Hem 15 Temmuz darbe girişimi hem de Suriye destek olması konusunda muhalefetin yaklaşımını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii güzeldi. Yani 15 Temmuz gecesi yaşanan hadise, zaten bütün millet olarak o gece meydanlardaydık. Tabii siyasi yapıya baktığımız zaman üst siyasi yapıda özlenen tabloydu. Ve o gece gerçekten işte her hayır, şerden bir hayır da bakmak derler. Gerekiyor. Yani mesela o kısmında bizim milletin özlemle beklediği bir hadise vardı. Siyasilerin yani bir tabloda, bir karede olunca, görmek istiyor. Devlet olunca, evet. Vatan olunca, i̇şte, bayrak olunca her şey teferruat. Muhalefet de muhalefetlik görevini elinin tersiyle itip birlik ve beraberliği yapabiliyormuş. Tabii. Bunu gördük. Bunu gördük ve bütün millet olarak bundan mutlu olduk biz. Yani gurur duyduk, mutlu olduk. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi ile yani oradaki o tabloyu vermiş olmaları çok özlemle beklenen tabloydu ve güzel bir şey oldu. İnşallah bu devam eder. Yani muhalefetlik şöyle, biraz eğer siyasetten gidiyorsak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu muhalefeti bence geçmişte yapmış olduğu muhalefet yanlış bir muhalefet. Yani inanın eğer yapıcı, yaklaşımcı, tabii ki doğru, yani kendi bakış açılarıyla eleştirmesi gereken yerleri eleştirecekler.
Ama bunu daha uygun bir dille, daha yapıcı, her şeye de muhalefet etmek için de muhalefet etmemek lazım. Olan güzel bir şeyi, olan doğru bir şeyi desteklemek lazım. Şimdi ama öyle bir algı vardı ki her şeyi muhalefet ediyorlar. Bu milletimizin üzerinde çok olumlu bir etki bırakmıyor yani bana göre. Ve yaşanan 14 yıldır yaşanan seçimlerde bunu çok net bir şekilde gördük. AK Parti her seçimde büyük bir başarıyla bu seçimlerden sonuç almıştır. O yüzden inşallah... ki Türkiye'nin daha güçlü ve dışarı karşı özellikle bu muhalefetin bu tabloyu vermesi, bu birlik beraberliğin devam etmesini aslına dilerim yani. Aslına bakarsanız o gece mesela Sayın Özgür Özel'di, Sayın Erkan Akçay'dı, AK Parti'nin milletvekilleriydi, anlatırken o geceyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanırken sığınağa kaçan milletvekilleri, saklanan milletvekilleri arasında hem AK Partililer vardı, hem MHP'liler vardı, hem CHP'liler evet. vardı. Ve hepsi aynı odanın içerisinde kendi canlarını kurtarabilmek ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan bu kalkışıma engel olabilmek için bir akıl birliği yaptılar. Tabii. Bu gerçekten sizin dediğiniz gibi özlenen bir tabloydu. Hı hı. Arkasından da yapılan açıklamalar Türk milleti açısından olumlu gelişmelere gebe sayılabilecek. Evet. Yani sonra bir 7 Ağustos biliyorsunuz Yenikapı mitingi çok etkili bir miting. Yani dünya tarihinde bilmiyorum o kadar 5 milyon insanın, hatta orada daha fazla insanın da olduğu söyleniyor. Bir kısmın geri döndüğü de söyleniyor. Yani 5 milyon insanla orada bütün siyasi liderlerimiz diyeyim. Yani orada muhalefetiyle, iktidarıyla, cumhurbaşkanımızla, genelkurmay başkanıyla, diyanetiyle her şeyin orada olması yani dünyaya çok ciddi bir meydan okumaydı. Bir ciddi bir göstermeydi. Yani birlik beraberliğimiz açısından. İnşallah devam eder. Ben devam edeceğine de inanıyorum. Yani böyle olaylar işte biraz evvel dediğim gibi bir hayır tarafı yani bu. Bir taraftan da tabii 15 Temmuz her şeyden bir hayır doğuyor. Yani gerçekten o olay çok ciddi bir boyutta bir olay. Yani FETÖ denilen bu yapı çok gizlenmiş, kendini gizleyen bir yapı olduğu için çok tehlikeli. Ve dünyada da herhalde en büyük terör örgütü olarak ben tanımlıyorum bunu. Ve diğer ülkeler de aslında ciddi. Devletin içine kadar sızabilmeyi başarmıştır. Sızıyor yani görmüş. Düşman düşmandır yani karşınızdadır. Yani ne yapacağınızı. Baktığınız zaman ve diğer terör örgütlerine baktığınız zaman onları terör örgütü gibi biliyorsunuz ve tehlikeli oldukları için. Ona göre pozisyon alıyorsunuz. Ama şimdi düşünsenize sizin belediye başkanı olduğunuz bu binada çalışan kaç kişi çalışıyor burada efendim? Burada 45 kişi çalışıyor bu binanın içerisinde. Ama bütün belediyede 250 kişi çalışıyor tabii, bizim. Bu kadar insan içerisinde acaba FETÖ terör örgütüne mensup, ona destek olan, onun toplantılarına giden, onunla birlikte hareket eden ve çevresindeki insanları bu örgütün mensubu yapabilmek için çaba sarf eden bir insanın olup olmadığını nereden bilebilirsiniz? Önceden bir araştırma yapabilmeniz lazım ki onu ortaya çıkartabilirsiniz. Ancak 15 Temmuz'dan sonra bu araştırmaların sonucu. İşte, evet maalesef öyle bir şey oldu. Yani bunlar tabii bir süreçti aslında. 2012'den sonra bu süreçlerde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konularla ilgili üzerine gidilmeye çalışıldı ama maalesef yeteri kadar sonuç alınamamıştı. Ama onların Allah diyorum yani en büyük tuzak kuran Allah. Ya yani onlar bir tür ülkemize karşı bir tuzak kurmaya kalktılar ama o tuzağın içerisine kendileri düştüler o çukurun içerisine. Ve şu anda da ülkemiz, devletimiz bunlardan arınıyor. Yani gerçekten bütün işte Atatürk'ün gençliği hitabesinde söylediği gibi yani bütün kaleleri, bütün tersaneler zapt edilmiş gibi yani bizim bütün kurumlarımız maalesef zapt edilmiş ki en önemli kurumlarımız olan silahlı kuvvetlerimiz, yargımız, emniyetimiz yani bunlar milli eğitim ama bu üç yapı özellikle milli eğitimde de var ama özellikle bu üç yapı daha farklı işte yargı darbeleri yapmaya çalıştılar işte Ege bir dönem Ergenekon davalarıyla, Balyoz davalarıyla, sonra hükümete karşı yapılan 17-25 Aralık operasyonlarıyla bunlar bir dönem o şekilde gitmeye çalıştı. Emniyet o zaman yargı nispeten, emniyet ciddi anlamda temizliğe girdi. 15 Temmuz günü de silahlı kuvvetler çıktı işte. Silahlı kuvvetler aslında en önemli çünkü bu silahlı terör örgütü deniyordu. Ama öyle bir şey olur mu diye bizim buradaki çevremizde de vardı. Bunlar herkesin çevresindeydi zaten biliyorsunuz. Olur mu dünyanın en masum insanı falan şeklinde ifade ediliyorlardı. Ama maalesef tankı da oldu, helikopteri de oldu, bombalı uçağı da oldu. Görüldü yani bunlar. İnşallah
bir daha olmaz diyoruz yani. İnşallah başkanım. Şimdi politikayı... Evet yani bayağı... Burada bitirelim. Evet. Politik bir toplumumuz. Çok ciddi bir politik yani toplumumuz yani. Aslında bakarsanız politikayla ilgili, 15 Temmuz'da... Konuşulacak çok şey var aslında. Konuşulacak o kadar çok şey var. Sokaktaki vatandaşa mikrofon uzatsanız onların da söyleyecek çok şey evet. var. Ama biz Saruhanlı'ya dönelim. Eyvallah. Belediye hizmetlerine dönelim. Hı hı. 3 ay önce yaptığımız programdan sonra tabii hem 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki o 27 günlük demokrasi nöbetini tuttu bütün Saruhanlı'siz. Ama bir taraftan da belediye hizmetleri devam etti. Tabii. Bizim 24 saat belediyecilik devam ediyor. İşte o 27 günün içerisinde geceleri bir araya geliyorduk vatandaşlarımızla. Onlara ikramlar yapmaya çalışıyorduk. İşte çay ikramlarımız oluyordu. Orada oturuyorduk, sohbet ediyorduk. Şehitlerimiz, gerçekten şehitlerimiz için her akşam çalışıyoruz. Tabii yaz sezonu bizim belediyecilik anlamında hizmet dönemlerimiz. Biraz bölgesel anlamda sıcak olmamıza rağmen en hızlı, en çok hizmet üretebildiğimiz dönemlerimiz bizim yaz dönemlerimiz. Özellikle asfalt olayında. Ben oradan başlayayım. Sıcak asfalt olayını. Çünkü yağmursuz dönemde asfaltlar atılıyor bildiğiniz gibi. Bizim şimdi bu büyük şehirle beraber 50 mahallemiz olunca bu mahallelerimizdeki eksik kalan asfalt olabilecek yollarımızda sıcak asfalt üretimi gerçekleştirdik ve buralara asfalt attık. Diğer taraftan tabii ki taş parkı olayımız var bizim. Yine ihaleyle bu yılda 100 binin üzerinde bir taş alımımız var. Yani yapılması gereken yerlerde taş parkı, kilitli taş parkı ile yollarımızı döşüyoruz. Ama çok şükür şu anda yol yapacak yerimiz kalmadı. Yani kalmadı. Bulamıyoruz yani. köye yani gittiğim zaman yok. Yani artık vatandaşlar da... gelip şuradaki yol bozuk falan yani çok nadir kaldı. Yani mutlaka var ama eskisi gibi değil. Yani çok nadir artık. Yani keyfe keder bir şekilde yapıyoruz bunları. Çünkü daha önce gittiğimiz zaman işte şu yol bozuk, bu yol bozuk falan deniyordu. Şimdi farklı şeyler isteniyor. Şimdi köylerimiz düğün salonu istiyor. 100 haneli, 200 haneli köylerimiz. Bir dakika, aslında düğün salonu. Bu yaz döneminde kaç kilometrelik? Ya şimdi ton olarak veya, söyleyeyim ben. O zaman ton olarak söyleyeyim. Ton olarak söyleyeyim. Olarak evet yani ton olarak. Şimdi 6000 ton asfalt ürettik biz bu yaz. Sıcak asfalt. Bu az bir rakam değil. Bunun 3000 tonunu yalnız... Ürettik diyorsunuz. Bir saniye nerede ürettiyorsunuz? Kent tesisiniz mi? Aha tabii. Bizim tesislerimiz de var. Önce oradan başlayalım Sayın Başkanım. Tesisini anlatın bize. Evet. Nerede? Plantimiz var bizim. Asfalt şantiye alanımız var bizim sanayi bölgemizin içerisinde. Bu plant... Bu yıl biz ciddi bir revizyondan geçirdik. Üretimi hazır hale getirdik. Geçen yıl da üretiyorduk ama bu yıl ciddi bir masrafla daha da modernleştirdik. Ve bunun sıcak asfalt üretildikten sonra buradaki bu asfaltın yola yayılmasıyla ilgili finisher makinesi var. Onu da Akhisar Belediyesi'nden temin ettik. Sağ olsun belediye başkanımız, oradaki Salih Başkan ve meclis üyeleri. Onun dışında tabii ki bunların nakliyesiyle ilgili mesela lobet aldık biz. Lobet nasıl bir araç? Çekicisi var. Arkasında uzun bir şey. İş makineleri konuyor bunun üzerine. İşte bizim 50 tane mahalle olunca yani bu silindir mesela. Buradan 30 kilometreye ben silindiri götüremem. Bunları bir aracın üstünde götürmem gerekiyor. İşte üzerine finisher makinamız, kepçemiz, Beko Löder makinamız artı o finisherimizi koyuyoruz. Tek bir seferde iki tane, en az iki tane, gerektiğinde üç tane aracı ben bir lobetle taşıyabiliyorum. Bu lobet bizim bir tane bir makine nakli ihtiyacımız olmuştu. Akhisar'dan Saruhanlı'ya gelmesi için 1 milyar lira para istediler. Düşünün yani. Biz bunu ama kendi imkanlarımızla çözdük. Bir tane çekici aldık yaklaşık 50 bin lira. Bir tane de bunun arkasındaki lobet kısmı, bir tane de çekici aldık. Ve bunu birleştirdik. Bu şekilde kendimiz. Aynı zamanda bunu bir dorse yaptık. Sadece tabii ki araç taşımıyoruz. Araç taşımadığımız anda dorseyi takıyoruz. Yaklaşık 27 tonluk dorse bu. Sürekli buraya filler olsun, işte altyapıda kullandığımız bu kırma taşlar olsun, o malzemeyi çekiyoruz. Yani bir araçtan iki tane araç üretiyoruz. Bunun dışında bizim graderimiz var. 7 tane kepçemiz var. Artı ekskavatör bu yıl aldık onu da. Ciddi anlamda bir 400 milyon liraya yakın bir parası var.
Onun dışında yine bir tane silindir aldık, yeni bir silindir. Geçen yıl da almıştık. Bunu sıcak asfalt olaylarında kullanabilmek için almıştık. Bu yıl 4 tane çöp toplama aracı aldık. Yaklaşık 3 milyon lira. Yani son 2 yıl içerisinde yapılanmak için bütçeden harcadığımız para yaklaşık 3 milyon lira. Ama belediye anlamında da, hizmet üretebilmek anlamında da arazi yolları olsun, sıcak yollarımız, sıcak asfalt yollarımız olsun veya işte yolları taş parke hazır hale getirecek veya hangi hizmeti üreteceksek her türlü aracımızı temin ettik. O zaman Sarıhanlı Belediyesi dışarıdan hiç hizmet alanı yapmıyor. Yapmıyoruz biz. Kendiniz yani şu anda kendi kendimizi yapıyoruz. Evet. Ekipmanınız olduğuna göre. Tabii. Yani ne bu yolla. Ne kadar tasarruf ediyorsunuz böyle? Vallahi bir süreçten? Ciddi anlamda. Yani şimdi ihaleyle bir şeyi kalkıştığınız zaman şimdi tabii küçük bir belediye. Buralara ihaleye de çok ciddi anlamda firmalar, büyük ihalelerde belki ciddi rekabet ortamları oluyor ama küçük ihalelerde böyle kıyıdan köşeden yani tek kişi geliyor. Yani zor durumda kalıyoruz. Yani tek kişiye teslim olmak durumunda kalma. Tabii o durumda başka yöntemleri de devreye sokuyoruz. Yani biz kendimiz de yaparız diyoruz, şey yapıyoruz. Fiyatları, gerçek fiyatları indirmeye çalışıyoruz. Ama mesela taş parkı olayını anlatayım ben size geçtiğimiz yıllarla ilgili. Taş parkı, Sarıhanlı merkezde bu altyapı çalışmaları bittikten sonra 500 bin metrekare kilit parkı ürettik. Burada bizim 6 milyon lira taşın maliyeti varsa 3 milyon liraya mal ettik. Kendimiz ürettik. Kendimiz ürettik ve kendimiz döşedik ve yarı yarıya mal. Tabii yolları da bu şekilde. Yani yoksa ihale etsek bizim bütçemiz açıklamıyor zaten yaptıklarımıza. Şimdi Büyükşehir Belediyesi, Sarıhanlı Belediyesi'nin nasıl bu işleri yaptığını düşünüyordur herhalde. Çünkü burada onların bir şey yaptığını görmüyorum yani. Ama biz hiç durmadan, karınca misali, durmadan yol almaya çalışıyoruz. O zaman siz eğer asfaltınızı kendiniz üretebiliyorsanız ve aynı zamanda ekipmanınız varsa sizin diğer ilçe belediyelerine de hizmet satın verebilme şansınız da var tabii. Eğer talep ederlerse, tabii talep ederlerse onu da gerçekleştiriyoruz. Mesela bu yıl Akhisar Belediyesi Salih Hızlı Başkanımızla protokolümüz oldu. Biz onları satış şeklinde değil ama destek anlamında plantimizin kullanımını sağladık. Malzemeyi kendileri getirdi. Biz burada sıcak asfalt ürettik. Ve oraya da ekiplerimizden bir kısmını gönderdik. Yayılması ve sindir anlamında. Asfaltlarını atılmasına da yardımcı olduk. Yaklaşık 3000 ton. Ciddi anlamda bir sayı bu. Az değil yani. 3000 belediye ton. Kardeşliği yapıyoruz. Belediye kardeşliği de yapıyoruz. Güzel. Yani her zaman. Sağ yani tabii beraber. Biz küçük belediyeyiz ama elimizden geldiği kadar varsa bir imkanımız onları paylaşmaktan yanayız yani bütün belediyelerle. Ama sağ olsun onlar da bize finisher'i vermişlerdi. Finisher'i onların sayesinde kullandık biz de. Yayıcı, asfalt yayıcı asfalt makine. Evet, yayıcı makine. Tabii ekipler de gerekiyor bunun için. Şimdi bizim ekiplerimiz çok şükür, yani şantiye ekibimiz gerçekten sorunsuz bir şekilde bir kardeşlik, birlik, beraberlik içerisinde bütün işi, birlikte sahip çıkarak çözmeye çalışıyorlar. Çok uyumlu çalışan bir ekibimiz var orada. Her türlü park bahçe ekibimiz ayrı işte ama gerektiğinde hepsi bir araya gelebiliyor. Asfalt ekibimiz, taş ekibimiz, taş döşemimiz. Bunların dışında tabii tesisler yapıyoruz biz. Yani şimdi biraz evvel neler yaptınız dediniz. Şimdi oraya geçeyim ben buradan hemen birazcık. Mesela düğün salonları şimdi taş dibinde bahsetmiştim. O bitme aşamasına geldi. Oraya ihale ettik. Yani oranın anahtar teslim ihalesini yapmıştık. Hemen hemen bitme aşamasında. Yani şimdi içinin kullanımına bağlı ama içerisinin salon kısmı 370 metrekare, toplam tuvaletleri, gelin odası ve kapalı alanıyla 550 metrekareye kadar ulaşıyor yani. Çok amaçlı. Tabii çok amaçlı. Tabii. Güzel, inşallah o görüntüyü de size ben ulaştırayım. Çok modern, çok güzel bir düğün salonu, bir köy burası. Ama yaptığımız hizmetin kalitesini orada size o fotoğrafla inşallah bir gün gideriz. Orada onun i̇nşallah, çekimini inşallah. De yaparız. Orayı ihale ettik. Ama ayrı bir tane daha yapıyoruz. Bir eski düğün salonu vardı Gümülceli mahallemizde. Onun yıkımını gerçekleştirdik. Çünkü zamanında yapılmış. Bunlar 1970-80'lerde yapılmış. Depreme de dayanıklılık açısından ciddi sıkıntıları vardı. Yıkımını gerçekleştirdik. Orada kendi personelimizle birlikte orada bir düğün salonu inşaatımız olacak. Hemen akabinde Koldere, Nuriye ve Haltpaşa beldelerinde ciddi çalışmalarımız olacak. Nuriye'de, şimdi Nuriye zaten bitme aşamasına halı sahasıyla
basketbol sahaları ve spor sahaları, yürüme yolları, peyzaj düzenlemeleri bitme aşamasına geldi. Halı saha falan bitmişti zaten. Şimdi orada bir de sosyal tesis anlamında da bir şey yerleştireceğiz. Yalnız buraları emlak ait olan arazilerde. Oradan da o yazıların gelmesiyle birlikte biz bu sorunu çözdük. Şimdi orada daha kapsamlı bir tesis haline getirmiş olacağız. Nuriye. Tabii bizim buradaki sosyal tesislerimize benzer bir yapıyla Nuriye'de böyle bir tesis ama görmenizi isterim yani. Modern, kalitesiyle her şeyiyle görmenizi isterim. O görüntüler de size ulaştıracağım. Yine aynı şekilde Koldere mahallemiz maalesef bir altyapı çalışmasına ihtiyacı var. Kanalizasyon, su, şebekesi, yağmur suyu bunların hepsini de Büyükşehir yapacak. Şimdi yollarına o yüzden giremiyorum. Buradan da Koldere mahallemizin sakinlerine sesleniyorum. Onlar birazcık bu altyapı çalışması bittikten sonra inşallah biz kaldırımlarıyla birçok çalışmaya gireceğiz genel anlamda. Ama onların da okulların karşısında bir tane park ve oyun alanı diye milli emlaka ait bir yer vardı. Onun yazısı da bugün size tesadüf, o yazı da bugün geldi. Yani arazi sorunu kalmadı. Tahminimce bayram sonrası hemen oraya gireceğiz ve düğün salonu, halı sahalarımız, işte basketbol sahalarımız, gençlerimize yönelik kafeteryalarımız da orada 7 küsür dönüm burası, 7 bin küsür metrekare ve büyük büyük orada öyle büyük yaptığımız her tesis öyle bizim. Yani öyle küçük değil yani onu da söyleyeyim. Oraya da hemen giriyoruz. Halit Paşa bekliyor inşallah oranın da onun yazısı daha gelmedi ama inşallah en kısa sürede onu da bekliyoruz. Tabi bu arada Yılmaz'da ciddi bir çalışmamız oldu sosyal tesisler anlamında. Geçtiğimiz meclis toplantısında da orada rahmetli bir çalışanımız var bizim, Ömer Acar. Şimdi bu arkadaşımız o kadar verimli ve çok çalışkandı ki ben belediye başkanı olduktan bir süre sonra belediyede işe başladı. Suyla ilgiliydi, su altyapısı ile ilgili. Hemen hemen Saranlı'nın bütün su altyapısını yani dar bir ekipti. Yanında 3 kişi vermiştik. Dar bir ekiple bütün Saranlı'nın altyapısını yeniledi. Büyükşehir olduk. O köy bu köy dolaşırken maalesef bir köydeki işi tamamladıktan sonra gelirken rahmetli oldu. Burada onu rahmetle anıyoruz tekrar. Aşkına tekrar çocuklarına başsağlığı diliyorum. Ama onun ismini hep yaşatacağız dedim. Şimdi orada Yılmaz o büyük tesis yani büyük bir halı saha sosyal tesis alanımıza Ömer Acar, Saranlı Belediyesi Ömer Acar sosyal tesislerini bitirdik. Açılışını da okulla birlikte yapacağız inşallah. Okullar açılmasını bekliyoruz. Çünkü okulla beraber ya evet 19 Eylül veya hafta içlerinde artık onun gününü bir okullar açılsın onunla beraber belirleyeceğiz. Bunun dışında işte diğer Sinan taraftan... Devam edeceksiniz çalışmalar ama ben şimdi belediye çalışanınızın su ve kanalizasyon konusundaki desteklerini anlattınız. Şunu merak ediyorum. Saruhanlı merkezle mahallemizde dair olmak üzere içme suyunda kanalizasyon hatlarının döşenmesinde problem yaşıyor mu? Yani maskeyle diyaloglar nasıl? Evet, şimdi, rahat hizmet alabiliyor musunuz? Sıkıntı yaşıyor musunuz? Şimdi bazı sıkıntılarımız var. Yani şimdi onları da söylemeden geçemeyeceğiz. Yani şimdi Saruhanlı benim dönemimde 2013 yılında ihalesini gerçekleştirdiğimiz %50 hibesini aldığımız sondajlarını çakıp 2 tane saniyede 65 litrenin üzerinde su veren derin sondajımız var. Ve bunların isade hattını da 4 trilyon 384 bin liraya ihale ettik biz. Bu maalesef %50 de hibesini aldık İller Bankası'ndan SUKAP projesinde. Büyükşehir olduk. Büyükşehir işte 30 Mart 2014'ten sonra bu işlerin hepsini oraya devrettik. Ve biz o bir devretme aşamasına geldiğimiz zaman ilk 6 ayda biz baktık biliyorsunuz 30 Mart seçimlerinden sonra bitme aşamasına gelmişti. Kaç yıl oldu? 2,5 yıl. Hala bitmedi. Buradan Büyükşehir'e artık Saranlı şu anda su sıkıntısı yaşıyor. Akşamları su fazla içme suyu, akşamları yeterli su su yeterli değil. Akşamları su yeterli değil. Bu ihalenin içerisinde kapsamlı bir depo var, arıtma cihazı var. Sularımız da arıtılacaktı. Yani büyük bir ihaleydi bu. 2500 tonluk depo da var. Yani bu eğer devreye girmiş olsa bütün bu sıkıntılar bitecek. Yani ben buradan sıkıntı deponun yapılmaması, depoların bakımları bitti yapıldı. Devreye alamıyorlar. Sadece ufak bir oradaki sorun yaşanıyor. Artık yani, İller Bankası, ben sorunu da söyleyeyim. Prosedür sorunu mu? Prosedür sorunu. Biraz ekonomik boyutta bir sıkıntı var orada. 200-250 bin liralık bir maddi boyuta takılıyorlar. İhaleden kaynaklanan.
Ama bunu çözmeleri lazım. 2,5 yıl oldu. Yani İller Bankası, Büyükşehir kendi arasında müteahhit bu üçlü yapı bir araya gelip oradaki o sorunun çözmesini, yani 200 bin liraya takılıyorsak bizim vay halimize. Bunun acilen çözülmesi lazım. Maski'den ve Büyükşehir'den bunun çözülmesini bekliyoruz. Vatandaşlar olarak bekliyoruz. Çünkü ben vatandaşlara sürekli bu konuyu anlatmaya çalışıyorum. Bana soruyorlar. İster istemez biz burada yerel idareci olduğumuz için bize geliyor bu sıkıntılar. Ben de buradan hem vatandaşlarımıza sesleniyorum. Yani bu sorun eğer çözülürse sizin sorununuz bitecek. Bunu da Büyükşehir yapıyor. Büyükşehir'de buradan sesleniyorum. Ama inşallah. Bu sorunun Büyükşehir'in sorumluluğunda olduğunu bilmez Sayın Başkanım. Yani maskenin sorumluluğunda olduğunu bilmez. Çünkü o Büyükşehir olduktan sonra vatandaş o %50 mevzuattan haber evet, değil. Birazcık daha 50'si, eskiye göre evet. Eskiye göre daha iyi. %50'si de bilmez. Sonuçta belediye başkanı olarak, bizim belediye başkanı olarak sizin sorumluluğu tutarlar. O zaman siz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ermen'den ve Maske Genel Müdürü Yaşar Coşkun'dan bu sorunun acilen çözülmesini mi istiyorsunuz? Evet, aynen o şekilde. Sadece orası değil ama. Şimdi tabii Maske'nin büyük yatırımları var. Bunu da tespit edeyim. Yani gerçekten Büyükşehir'de bu konuda teşekkür ediyorum. Ama şimdi mahallelerimize altyapıya girdiler. Adiloba Mahallesi, Tirkeş Mahallesi, kanalizasyon ve içme suyu. Evet, yani Tirkeş, Adiloba şu anda da taş dibinde başladılar. Şimdi beldelerimiz hızlıca bekliyor aslında bu konuyu. İnşallah oraya da en kısa sürede girerler. 3 tane köyümüze başladı. Ama çok ciddi sıkıntı var. Yani bilmiyorum, belki size de yansımıştır. Duyduğum kadarıyla orada bazı çekimler olmuş daha önceki televizyon kanalları. Yani sokaklarından geçinemiyor. Yani yapılırken bu işin denetiminin biraz daha arttırılması, müteahhitlerin kontrol altında tutulması, daha derli toplu yapılması konusunda. Çünkü vatandaşlar isyan noktasına gelmişler. Buradan da bu konudan da ben Büyükşehir'e iletiyorum ama sıkıntıyı, buradan da sizin vasıtanızla ileteyim. Sıkıntıyı anlatın ve yani vatandaşların sıkıntı, şikayet ettiği şey nedir onu anlatın. Yol bozuk. Yani şimdi müteahhit gelmiş, kazmış, bırakmış, gitmiş. Yani öyle bunu bırakmış. Tabii kısa bir sürede hemen toparlayıp bir şekilde onu derleyip toplaması lazım. İşte bağlantılar yapılmıyor, bağlantılar gecikiyor. Şimdi Tirkeş'te işte başka sıkıntılar duyuyorum. Yani evsel atıkların bir kısmının yollara aktığı şeklindeydi ama şu anda belki toparlanmaya başladı. Sıkıntı çok. Sıkıntı çok. Bunların, yani Maske'nin daha denetimini artırması, daha işin başında durması, müteahhitleri biraz daha kontrol altında tutması gerekiyor. Çünkü biz burada bu işi tecrübe edindik. Allah var, Saranlı, yani oradaki yapılanın, belki büyük mahallede yapılan çok çok ötesini 90 kilometrelik bir ağ döşedik biz. Yani ciddi bir işti. Burada bu sorunları yaşamadık biz. Yani bakıyorum şimdi köy, yani çok ciddi bir büyüklükte değil. Çok çabuk toparlanabilecekken Adiloba uzun süre oldu, hala içine girilemiyor. İnşallah en kısa sürede biter yani. Büyükşehir'den bu konuyu da iletmiş olalım. Bazı köylerimiz var, su sıkıntısı var. Yeni sondajlara ihtiyaçlar var. Hatlarının değişmesi gerekiyor. Çullugörece mesela, acilen söyleyeyim ben bunu. Çullugörece'de ciddi sıkıntı var. Koldere Mütevelli'de yani altyapıya girmek gerekiyor. Yoksa orada bir şey yapılamayacak. Paşaköy'ün altyapı sorunu var, su sorunu var. Mütevelli'nin yıllardan beri su sıkıntısı var zaten. Biliyorsun arsenik sorunu vardı. Arsenik sorunu tabii, vardı. Tabii Koldere'de. Sonra oranların düştüğünü öğrendik. Fakat bunun doğru olmadığını da ortaya çıkardık. Çıkardınız mı? Ama şöyle, ben ona yine bir doktor şeyiyle konuşayım. Yani yağmurlarla da alakalı. Yani şimdi arsenik diluye olabiliyor. Yani seyrelebiliyor. Yani çok ciddi yağmursuz su seviyeleriyle alakalı. Yeraltı su seviyeleriyle. Yani ölçtüğünüz bir mesela sıfırın, şu anda 0.10 bildiğim kadarıyla altında olması lazım. Daha önce 0.50 idi bu. Dünya Sağlık Örgütü bunu 0.10'a çekti. Doğrudur. Bakıyorsunuz bir ölçüyorsunuz 10, bir ölçüyorsunuz 20, bir ölçüyorsunuz 40. Yani bu değişken biraz. O yüzden onu da söylemiş olayım burada. Ama arseniğe karşı önlem fazlaysa almak gerektiğini de söylüyorum. Maskenin sorumluluğunda. Tabii şu anda Maske'nin sorumluluğunda. Biz o yüzden arıtma koyduk. Yani Saranlı'ya karşı sorumlu olduğumuz dönemde biz bu işlemi de bitirmek adına gerçekten biz 10 yılda Saranlı Belediye Başkanlığı, sadece Saranlı Merkez için diyorum, hemen hemen yapacak iş bırakmamışız. Yani şöyle bir bakıyorum. Yani arıtma, suyun arıtmasını dahi sağlamışız. Ama işte orası devreye sokamadı.
Altyapıyı bitirmişiz ya, su borularını değiştirmişiz, yollarını yapmışız, sosyal tesisini yapmışız. Şimdi ben biraz köy ve beldelere enerjimi harcıyorum. O yüzden yani artık mahalle demeyeyim de köy belde deyince çevreye daha iyi algılanıyor periferdeki mahalleler. Yani onlara daha fazla zaman harcıyoruz, daha fazla bütçemizi onlara harcıyoruz. Çünkü ihtiyaçları var. Mahalle henüz anlaşılamadı değil mi? Anlaşılmıyor. Evet, yani mahalle dediğiniz zaman hani şimdi Sarıhan'ın merkezin mahallesi gibi anlaşılıyor. Evet, şimdi geçen vali beyimiz ziyarette işte muhtarlarımız da vardı. Merkez muhtarı mı, eski köyden muhtar mı yani tanımlarken öyle. Yani o yüzden ben artık sohbetlerde biraz eski köy ve belde diye ifade ediyorum. İnşallah yolumuza devam edeceğiz biz. Yine elimizden geldiği kadar işte belediye olarak biz hiç karınca misali hiç durmadan çalışıyoruz. 2017'nin sonuna kadar öyle iddiamız var. İnşallah devam edecek bu. Yapılacak birçok işi tamamlamayı düşünüyorum. Önümüzdeki yılda arazi yolları ile ilgili kısmen ama bu plan kısmen asfaltlama çalışması yapacağız. Kısmen bunun miktarını artık bütçeye göre ayarlayacağız. Onun dışında işte yaz başlamadan önce tabii bu sinek meselesi veya sorun. Yani sorun. Yani yeşilliğin olduğu yerde, suyun olduğu evet, yerde sinek sorun. Meselesi problem. Siz sanıyorum ki yaz başlamadan önce gerekli ilaçlamaları yaptınız değil mi? Bakın ama yine bir yere gittik. Yani hiç sormayın. Bu da büyük şehir. Yani istemeden bunu. Şimdi vatandaş bir şey söylüyor. Ya o büyük şehir deyince. Ya siz de işinize geleni büyük şehir yaptı. Öbür tarafı bir maalesef böyle. Bakın tekrar şey ben hemen şöyle kaba taslak sayacağım. Altyapı hizmetleri büyük şehrin. Ulaşım hizmetleri büyük şehrin. Defin işlemleri, mezarlık hizmetleri büyük şehrin. Sinekle mücadele ve şeyle mücadele büyük şehrin. Yani ama şimdi yine bir sıkıntımız var. Yani şimdi ona da söyleyelim o zaman. Bizim buradaki araçlarımızı aldılar. Bir iki üç tane beldelerde sinekli kalmış. Sinekleme, ULV, ultra low volume dediğimiz. Yani ilacı çok ince partikül halinde atıyorsunuz. Havada biraz askıda kalacak ki uçkun mücadelesine etkili olabilsin. Bir de tabii asıl ilaçlama bizim şeyde olması lazım. Bataklığın kurutulması lazım. İşte her tarafımız sulama kanalı, tahliye kanalı olduğu için oralarında larva mücadelesi yapılması lazım. Zamanında ki Şubat ayında başlıyor. Biz belediye olarak yani önceki dönemlerde mümkün mertebe bunu iyi bir bütçe ayırarak yani yapıyorduk yani. Şubat ayından itibaren mücadele başlıyordu. Şimdi uçkun mücadelesinin kalmadığını görüyorum. Larva mücadelesi yapılıyor gibi duyuyoruz ama görmüyorum tabii ama havaya baktığımız zaman beldelerimiz özel. Merkezde belki biraz idare edersinek olay ama ama sulama kanallarının geçtiği köy, yerlerde belde, berbat. Çok berbat. Durulacak gibi değil. Yani çok o konuda yani büyük şehrimizin bence buna biraz daha bütçe, biraz daha zaman ve biraz odaklanmak gerekiyor. Yani ben mutlaka para var büyük şehirde. Personel de var gördüğüm kadarıyla. İmkan da var. Yani bence işe odaklanıp biraz daha dikkatli bir şekilde yapmaları lazım. Yani bu işin üzerinde durmaları lazım. Yani biraz evvel dediğim gibi müteahhit yaşadı o zaman. Yaşadık. Her bölge yaşadı. Yani Manisa da yaşamıştır. Manisa'nın çevresindeki o ova kısmındaki özellikle beldeler yani duyduğum kadarıyla Karaağaç olsun, Semşahlar olsun, Yeniköy olsun çok ciddi sıkıntılar var. Biz şuna rağmen biraz çıktık yani merkezde elimizde kalan bir iki ilacı attık. Hatta büyükşehir geldi fotoğraf çekti yani niye atıyorsunuz gibisinden. Onu da söyleyeyim burada yani atmayın der gibisinden. Ama kendisi biz yapması gereken bir iş. Onu da bekliyoruz tabii. Yapmaya çalışıyoruz. Tabii, aynen öyle, aynen. Aktif bir mücadele bekliyoruz o konuda da. Evet. Şimdi sosyal tesisleri biraz konuşalım mı? Biraz az önce Koldere ve Nuriye'den bahsettiniz. Bizim. Onun dışında Sarıhanlı'nın diğer mahallelerine yaptığınız veya merkezde yeni bir proje var mı? Şimdi sosyal tesis anlamında bizim zaten geçmişte yaptığımız, merkezde yaptığımız bir tesisimiz var. Bu vatandaşların her 7'den 70'e kullandığı bir tesis. Şimdi tabii Sarıhanlı Dağınık 50 mahalle. Her mahalleye de bunun ufağını bir şekilde işte onların ihtiyacını karşılayacak spor alanı olsun, kondisyon aletleri olsun. İşte bayanlar genelde mahallelerinde çıkıp o tesislerde yürüyüp o kondisyon aletleriyle, açık kondisyon aletleriyle yapmak istiyorlar ve bizden de talep ediyorlar. Biz de yerine getirmeye çalışıyoruz bu talepleri. Gençlerimiz ve bu tesisleri okullara yakın yapıyoruz. Oradaki küçük çocuklarımız işte halı saha yapıyorsak en azından kullanabilsin, gençler kullanabilsin diye.
İşte yürümüyorlara. Bir de kafeterya gibi bir şey yapabiliyorsak eğer o bölgede herkesin oturup kalkabileceği, yaşlısından gencine, kadından erkeğine herkesin oturabileceği böyle sosyal tesisler, modern tesisler yapıyoruz. Biraz evvel ifade ettim. Yılmaz'da öyle. Şimdi Koldere'de başlayacak. Nuriye o şekilde. Halitpaşa'da o şekilde olacak. Gümülcede'ye çok güzel öyle o şekilde bir kafeterya ve sosyal tesis imkanı sağladık. Yani devam ediyoruz, yapacağız. Sosyal anlamında şey deyince, bir de sosyal tesis anlamında deyince bizim de sosyal etkinliklerimiz de var tabii. İsterseniz onlardan bahsedeyim. Yani çok geriye gitmek istemiyorum. Onlara geçmeden önce, az önce darbeyi konuşurken aslında bakarsanız bunu konuşmamız lazımdı, şehitleri konuşurken. 12. Altın Üzüm Festivalleriniz vardı sizin. Bu sene 12.sini kutlayacaksınız. Evet. 11'inden beri kutluyorsunuz. Hem darbe girişiminin ardından hem de gelen şehit haberlerinden sonra sadece siz değil ama diğer ilçelerde bu festivalin etkinliklerini iptal ettiler. Siz de 12. Altın Üzüm Festivali'ni iptal ettiniz. İptal ediyoruz, evet. Yani ettik yani. Çünkü Türkiye ve Saranlı buna hazır değil şu anda. Yani uygun bir ortam değil. Büyük acılar yaşıyoruz ifade ettiğim gibi. Yani her gün şehitlerimiz var. 15 Temmuz gecesi yaşananlar bir tarafa, diğer tarafta işte Güneydoğu ve Doğu'da yaşanan şehitlerimiz. Şimdi bakıyorsunuz sınır ötesinde de hareket, Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerimiz şu anda Suriye toprakları üzerinde ülkemizin güvenliği için önlem almaya çalışıyorlar o bölgede. Yani o yüzden bu 12.sini yapacağımız Altın Üzüm ve Kültür Festivalimizi inşallah daha uygun ortamlarda yaparız diyorum ben. Tarihi değişmez ama önümüzdeki tabii, tabii. Yine tabii üzümle birleşik olduğu için yani Eylül aylarında planlıyoruz biz bunu. Eylül'ün işte 7'si ile sonu arasında genelde. Tabii şöyle uzak bir tarih değil aslında, biliyor musunuz? Benim dedem 1922. Tabii 1922. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman sanki ulaşılmayacak geçmiş bir tarih olarak düşünüyoruz ama 94 yıl. Böyle bir bağ, şöyle kendi şöyle ebeveyn açısından baktığımız zaman benim dedem Çanakkale gazisi. Dedemin kardeşi zaten Çanakkale şehit. Babaannem, yani bunların hepsi o kurtuluş gününü görmüş kişiler ve yetişkin insanlar. O zaman yani bir aile kurmuşlar. Tabii yani benim dedem, yani bizim yaş grubumuz hemen hemen dedeleri, anneanneleri, babaanneleri Kurtuluş günümüzü görmüşler. Çok uzak değil. Biz bu kurtuluş günlerini yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Yani işte yeni nesiller öğrensinler diye. İşte bu 15 Temmuzlar gibi kalkışmalar ihanet edenlere veya işte ki onun altında egemen güçler var. Yani o ruhu yaşatabilmek için. Aslına bakarsanız bütün belediyeler, Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere bu kurtuluş günlerini temsili bir tiyatroyla canlandırsalardı, hani az önce siz bahsettiniz ya, yeni nesiller bilsin, anlasın, öğrensin, bunu sağlamaya çalışıyoruz diye. Fakat hissedilmiyor tabii, biraz acaba dar çerçevede kalıyor. Acaba gerçekten kalpten mi hissedilerek yapılmıyor? Aslına bakarsanız Büyükşehir Belediyesi tiyatrosu bu konuda çok deneyimli sanatçılara sahip. Evet, biliyorum, tanıyorum da. Oyun yazılabilir. Manisa'nın geleni de senaryonun içerisinde katılarak bir kurtuluş temsili tiyatro oyunu sergilenebilir ve bütün ilçelerde de bu turneye çıkabilir. Fakat böyle bir çalışma olmadı. Umarım siz bundan sonraki senelerde böyle bir çalışma yaparsınız. Yani değişik bir şey yapmak lazım. Yani gerçekten söylediğiniz doğru bir tespit. Yani bakıyorsunuz yani biraz dar çerçevede kalıyor. Yani biraz protokol vari. Ama temsili oluyor. Temsili, protokol vari bir kutlama oluyor. Yani vatandaş kısmında belki biraz sıkıntılarımız var. Bunu biz şeyle birleştiriyorduk. İşte Altın Üzüm Kültür Festivali'nde geceye yaydığımız zaman vatandaşlar o boyutun belki biraz eğlence kısmına da giriyor ama biraz da 7 Eylül'ü de yine biraz daha fazla hissettirebiliyorduk. Şimdi tabii daha şey yapacağız, daha şey yapacağız. Evet. Peki efendim, devam edelim hizmetleri. Valla yani anlatıyoruz, bitiremiyoruz. Şimdi ben sadece şuradan da şey yapayım. Sosyal ve kültürel faaliyetler. Ya hep böyle yapım işinden bahsediyoruz ama tabii belediyeler 7'den 70'e yani doğumdan ölüme diyelim. Hatta 7'den 70'e değil de doğumdan ölüme. Çocuk her türlü faaliyette yanında oluyoruz. Mesela 2014'te yaptığımız Mayıs ayında Bahar Voleybol Turnuvası düzenlenmiş. Saranlı Kaymakam, Saranlı Belediyesi işbirliğinde. 2014 Haziran ayında geleneksel halk oyunları şenliği Saranlı Belediyesi olarak
düzenlendi. Gitar ve müzik dinletisi. Bunlar Saral Belediyesi Gençlik Merkezi ile beraber. Yani biz bir de onu söyleyeyim. Yani burada bütün kurum ve kuruluşlarla beraber işbirliği halinde. Yani bunun içerisinde halk eğitim var, gençlik hizmetleri var. Gençlik Sporu İlçe Müdürlüğü var. Kaymakamlığımız gerçekten uyumlu bir şekilde bütün projelerde ortak imza atıyoruz. Yani ya onlar personel veriyor ya biz tesislerimizi kullanıyoruz. Ortak bir projenin sonucunda bu tür faaliyetler çıkıyor. Hemen başlıklar halinde söyleyeyim. Birlik, beraberlik ve kaynaşma yemeği düzenlemişiz biz. 15.08'de mesela bunda 50 mahalleden 2500 tane kadınlara özellikle davet etmiştik. 2500 kişiye ulaşmışız. 11. Altın ve Kültür Üzüm Festivali yapmışız ama orada sadece şey kısmında kaldık. Halk konseri 2014 yılında Zakkum grubuna getirmişiz mesela. Halk konseri yapmışız. Burcu Güneş gelmiş. Turistik gezi Saranlı Belediyesi. Bu mesela Denizli'ye, bölgemizdeki illere gidiyoruz. Burada Denizli, Pamukkale olabiliyor, Buldan olabiliyor. Kadınlar genelde kadınları götürmeye çalışıyoruz. Çünkü erkekler bir şekilde geziyorlardı. Burada bizim vatandaşımız, evde oturan hanımlar özellikle böyle otobüsle toplu bir şekilde bir yere gittikleri zaman da hem zevk alıyorlar bir rehber eşliğinde, oralarda alışverişlerini yapıyorlar. Aynen. Onlarla öyle çalışmalarımız da oluyor. Öğrencilere üzüm dağıtımı, spor kulüplerine malzeme yardımı, çok ciddi yardım ediyoruz. Bölgemizde 6 tane amatör kulübümüz var. Bunların her türlü desteğini karşılıyoruz. Hem maddi anlamda hem de eşya anlamında hem stat anlamında ciddi desteklerimiz var. Onun dışında işte Çanakkale, işte Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında hem gezi hem de sabah namazından sonra çorba dağıtmışız, lokma dağıtmışız, tekvando şölenleri yapmışız. Çok değerli bir hocamız var tekvandonun başında, Süleyman hocamız, tanırsınız Manisa'dan. Okçuluk kursları düzenledik, Çanakkale gezilerimiz, kan bağışına sürekli destek veriyoruz. Kafkas şenliklerimiz var. Bu tabii yeni Osmaniye katıldıktan sonra orası bildiğiniz gibi göçmen, yani o büyük sürgünde gelmiş olan Çerkez vatandaşlarımızdan oluşuyor. Orada Kafkas Şenliği yapıyoruz Mayıs'ın ilk haftasında. Otistik çocuklar kahvaltı programı, anneler günü, satranç şenliği, tiyatro oyunu, diş macunu, diş fırçası dağıtımı, futbol turnuvaları, Saranlı Söylüyor projesi, belediye logosunun değişmesi, hoş geldin bebek projesi. Onun dışında şöyle değişik bir şey söyleyeyim. Sınıflara Türk büyüklerinin adı verilmesi, kitap okuma yarışması mesela burada vatandaşlarımızı kitaba yönlendirmek için Milli Eğitim'le yaptığımız protokol çerçevesinde kitapların alımını biz gerçekleştirdik. Orada kitaplar okundu. Tekrar bir sınav yapıldı veliler, vatandaşlara. Orada dereceye girenlere de ciddi hediyeler aldık. Yani yaklaşık 4-5 bin liralık bir bütçeyle onlara destek olmuştuk. Dekoratif ahşap boyama kursu, hoş geldin bebek söylediniz. Mis sabun üretim kursu, evlenecek çiftlere Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ediyoruz. Her nikah töreninde bizim ben olayım veya ben olmazsam vatandaşlarımız olsun. Evet. Nikah olayını biraz açalım. Sayın Başkanım, mesela Türk halkının özünde vardır. Bir işi çözeceği zaman, mesela ben bir işi yaptırmak istiyorum. Mutlaka ona gider belediye başkanıyla sohbet etmezsem içim rahat etmez. Yani belediye başkanı aslında olacak veya olmayacak diyecek, ben içim rahat edecek. Şimdi evlilik olan çiftler de nikahlarını mutlaka belediye başkanı kırsın istiyor. Ya şimdi fazla yani kıyılamıyor şöyle. Yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz ama dengesizlik oluyor. Yani şimdi birine gidiyorsunuz, birine gitmiyorsunuz. Bu başka sıkıntılar oluyor. O yüzden yani bulunduğum ortamlarda oluyor. Olmazsam yapamıyorum yani. Elimden geldiği yetişilemiyor. Çünkü mahalle olarak da çok geniş bir çerçevedeyiz. Yani o konuda nikah memuru arkadaşlarımız olsun, diğer arkadaşlarımız bu konuyu açığı kapatıyorlar. Çamurlu Eller Projesi, Çanakkale Ruhu Semineri, engellilere birlikte aşıyoruz. Engellilerimize çok ciddi destek oluyoruz. En sonunda akülü şarj arabalarını şarj edebilmeleri için bir cihaz aldık. İki tane cihaz aldık. İki noktasına koyduk. Burada ama sağ olsun burada Ahmet Nesip Zorlu Beyefendi'ye teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gerçekten
Kendisini bir ziyaretimizde fabrikaya gerçekten önümüze düştü. Bütün fabrikayı gezdirdi. Çok nazik bir beyefendi. Bu konuyu açtım. Ben bir sosyal proje dedim. Destek olur musunuz? Bayağı da maliyeti yüksekmiş. 20 bin lira destek oldu bize. Buradan huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Manisa'da üretim yapan, Manisa'nın evet. coğrafyasını kullanan. Gurur duydum ben. Yani çok büyük bir gurur duydum. Büyük bir firma. Güzel, takdir edilmesi gereken bir konu ama Vestel gibi bir firmaya da yakışırdı. Evet, tabii. Bizim ihtiyacımız ama iki taneydi. Daha fazlası olsa eminim onu da yapacağına inanıyorum yani. Ve gurur duydum. Yani o fabrikayı gezerken bir Türk olarak gerçekten yerli üretim ve gerçekten vatandaşlarımızın da tercih noktasında yerli mallarımızı, Türkiye'de üretilen malları tercih etmeleri gerekiyor. Şimdi işte laf lafı açıyor ama bir cep telefonu hadisesinde biliyorsunuz onlar da üretiyor. Ama bir başka bir marka işte 3,5-4 milyar lira veriyorsunuz. Onu 1000 liraya, 1500 liraya belki çok daha rahat alabiliyorsunuz. Yani birazcık bu konuda gençlerimiz tabii bu konuya öncelik ediyor. Yetişkinler belki buraya çok fazla dikkat etmez ama gençlerimizin bu konuda biraz daha hassas ve duyarlı olmaları lazım. Evet. Hem çünkü çok ciddi bir istihdam da sağladıklarını gördük orada. Ben yüreklerine sağlık diyorum. Evet. Engelliler haftasında da onları da aracı almış olduk. Konferanslar düzenliyoruz burada. Yetimler iftarı yaptık mesela bu yıl. Çok güzel oldu. Orada çocuklarımızla, ailelerimizle birlikte olduk. Ya yaşama tutum projemiz var. Bununla ilgili olarak da Saranlı Belediyesi olarak 1000 tane reflektör aldık. İşte maalesef tarım bölgesindeyiz. Bu arazilerine giden traktör ve römork takan vatandaşlarımız eğer görünür olabilmeleri için 1000 tane reflektör dağıttık fark edilebilmeleri için. Yine motosiklet tabii özellikle gençlerimiz ama bütün vatandaşlarımız kullanıyor. Saranlı Belediyesi olarak direkt biz karşıladık. İşte Emniyet Müdürlüğü ve Jandarmayla da dağıtımı noktasında özellikle ben onlardan destek istedim. Çıktılar. Gerek bilgilendirme gerek denetimler esnasında ceza uygulaması yapmadan direkt bunları olmayanlara reflektörü veya kaskı neyse onları hemen takdim ettiler bizim adımıza. Bu şekilde hem farkındalık projesi olması anlamında işte tabii ki sayısal anlamda yetmiştir yetmemiştir bilemem ama ciddi bir sayıdır 1000 tane. Yine kask konusunda da gençlerimiz biliyorsunuz yani motosikletlere de biraz hevesliler. Bu konuda onların tehlikelere karşı ve kazalara karşı önlem alması amacıyla da bu kaskları yaklaşık 500 tane de orada kask dağıtımı gerçekleştirdik. Yani belediye olarak vatandaşlarımızın her anında yanında olmaya çalışıyoruz. Sosyal bir belediyecilik. Yani bir taraftan sosyal yapı... Sosyal bir belediye başkanısınız zaten. Elimizden geldiği kadar. Elimizden geldiği kadar. Ama Sarıhanlı'nın en büyük sorunu doğalgaz. Yıllardan beri konuşulur, yıllardan beri talep edilir, yıllardan beri araştırılması yapılır. Fakat Saruhan'da bir türlü doğalgaz ısınmaya geçemez. Evet, yani onu problem maalesef... Problem şöyle, onunla ilgili buradan da sizin aracılığınızla ben bugün elimize ulaşan bir yazı bu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan geldi. Şimdi biz 2004 yılından beri aslında doğalgazla uğraşıyoruz, yatıp kalkıyoruz. Bu Akhisar, Turgutlu ve Manisa merkeze doğalgaz Aksa biliyorsunuz büyük firma dağıtıcı şirket olarak BOTAŞ onları ihale etmişti. Saranlı girmesi için uğraştık ama Saranlı'nın kullanım kapasitesinin düşüklüğü nedeniyle ve bu hadise ticari bir hadise olduğu için burada kullanım kapasitesi derken nüfustan mı bahsediyor? Nüfus ve yapı anlamında işte kaç kişi kullanacak bunu? Çünkü oraya bir maliyet yani buraya getirecekleri doğalgazın bir altyapı maliyeti var. Ciddi bir maliyet. Bunun geri dönüşümü yani bizim Saranlı için 9 yıl mesela. Ciddi bir yani zaman dilimi. İşte bir başka yıl için 30 yıl diyorlar. Çok potansiyel olan bir yer. Bir yılda geri dönüşümü sağlayabiliyor. Adam zaten onu hiçbir kimseye sormadan götürüyor. Kendisi de oraya doğalgaz bağlıyor. Bizim gibi orta derecedeki ilçelerde kullanma garantisi istiyor BOTAŞ. Yani ben size bu doğalgazı getiririm ama diyor kaç kişi kullanacak diyor. Ve bana şey verin diyor. Gidin diyor Ziraat Bankası'na 335 lira para yatırın. Elektrik abonesi sayısı üzerinden gidiyorlar. %60. Bizim Saranlı'da 7000 tane abonemiz var. 4000 küsur kişi ev, doğalgaz kullanacağım diye oraya para yatırması gerekiyor. Şimdi vatandaşımızla biz bunu paylaştık ama biraz doğalgaz geldikten sonra
biz bunu alırız ama olmadan da bunu yatırmak istemiyoruz gibisinden bir şey oldu. Şimdi biz farklı bir yöntemle inşallah tabii 7,5 kilometre mesafedeyiz doğalgaz boru hattına, Manisa Ege'den boru hattına. Çok yakınız. Saralı 2004'teki Saralı değil. Yapılaşma anlamında, yoğunlaşma anlamında. Şimdi bizim eskiden bir cadde üzerine, bir kilometrelik cadde üzerine 1000 metrekarenin içinde bir tane ev vardı. Şimdi orada 50 tane, 100 tane ev var. Yani bir boru, yani oraya çektiğiniz boruyla 100 kişi kullanacakken 2004'te bir ev kullanacaktı. O yüzden şimdi değişti. Saranlı'nın gelişmesi ve yeni yapıların oluşması. Son 5 yılda zaten 2000 yapı kullanma izni verdik biz. Çok ciddi değişiyor, çok ciddi yapılaşma var. Biz bu doğalgazı yapacağız. İnşallah. Yine Allah'ın izniyle tabii ki. Müsaade ederse büyüklerimizle, siyasi desteklerimizle inşallah bunu yapacağımızı ben inanıyorum. Başvurumuzu yaptık ve biraz evvel dediğim gibi düzenleme kurulundan şimdi Aksa biraz evvel söyledim. Kurumumuza yazılı müracaat ederek dağıtım bölgesi sınırlarının ilçenizi de kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etmesi gerekmektedir şeklinde bize bir yazı geldi. Şimdi Aksa'yı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvurusunu isteyeceğiz. Eğer tabii Aksa'yı bizim ikna etmemiz lazım. Çünkü ticareti o yapacak. Yani doğalgazı ben getireceğim, satacağım diyecek. Orada biz onunla bir altyapı fizibilite çalışması yapacağız. Buraya kaç para maliyet gidiyor? Kaç para, kaç tane abone olacak? Kaç para, ne kadar kullanım olur Saranlı bölgesinde? İşte bunun hesabını getirsin, götürsün hesaplayacaklar. Ve ondan sonra bu gerçekleşecek. Biraz ticari, biraz ekonomik bir yatırım bu. İnşallah başaracağız ama ben buna inanıyorum. Saranlı için de en büyük yatırım bu diyorum ben bu dönem. De, bu dönem için de. Bu. Ki Saranlı'da vatandaşlar doğalgazın bir an önce gelmesini istiyor. Şimdi siz bu açıklamayı yaptıktan sonra bize soracaklar. Ne zaman? Bu konularda zaman vermek biraz bağlayıcı tabii, olur. Yani şimdi bu ortada bir şey yok için. Yani. Evet. Ama yine de bu görüşmelerin bitmesi, anlaşılması, işte kazımların başlatılması, bağlanma aşaması, gazın verimi aşaması yaklaşık olarak 3-5 seneyi bulur mu efendim Sabahlı için? Bulmaz gibi duruyor. Bulmaz gibi de. Yani ters gider, yani olumsuz olur ama biz süre vermeyelim bu konuda. Ben samimiyimdir, yani olacağını inanıyorum ben. Süre vermeyeyim ama. Çünkü vatandaş istiyor. Evet, vatandaş istiyor. Artık olması gerektiği kanaatindeyiz, zamanı geldiği kanaatindeyiz. Yani 2004 erkendi belki, 2010 da erkendi ama şu anda zamanı artık. Saranlı açısından zamanı. Çünkü şehir kuruluyor artık. Altyapısı işte geçen haftalar itibariyle Türk Telekom kabloları yer altına alıyor. TEDAŞ yer altına aldı. Ana caddelerde birçoğunda. Biz bütün altyapıyı yaptık. Yani şehir artık kendini kurdu. Artık doğalgazın da buraya gelmesi lazım. Yani bir köy değil, bir kasaba değil artık Saranlı. Evet, gelişen bir ilçe. Evet, bir de aynen. Yol üzerinde. Çok da yakınız Manisa'ya. Evet. Bu doğalgazın Manisa'ya için Saranlı'ya gelmesi lazım. Evet, epey. Başkanım bir de güneş enerji santrali yapımı projesi var. Onu bize anlatır mısınız? Evet, Saranlı Belediyesi olarak da belediyemize katkı sağlayacak bu proje. Tabii ki güneşten elde edilmesi ayrı bir şey, çevreci bir proje. Bu konuda örnek olmak adına hem de belediyemize gelir elde etmek adına bir güneş enerji santrali 1 megawattlık, yaklaşık bu da 20 dönüme tekabül ediyor. Kepenekli mahallemizin hemen yanı başında bir arazimiz var. Bu konuyla ilgili bütün çalışmalarımızı tamamladık, başvurumuzu yaptık. İnşallah yine Allah'ın izniyle %100 hibeli bir proje bu belediyemize. 1 milyon euro, yani bu ciddi bir maliyet. Yani 1 megawattlık, büyük bir maliyet. Tabii. 1 megawattlık enerjinin maliyeti, kurulum maliyeti 1 milyon euro. 1 milyon 2, hatta 1.2 milyon euro diyebilirim yani bunu. O aşamada tam netleşecek. Bunun karşı geliri belediye 692 bin lira gibi yıllık geliri olacak. Bu çok önemli bir proje. 692 bin lira. 1000 lira yıllık. Yani Saranlı Belediyesi olarak harcadığımız enerjiyi biz kendimiz üretmiş olacağız. Yani bu sayede. Çok önemli bir proje. Öz kaynaklarımız açısından hem de %100 hibe olması açısından. İnşallah da başaracağımızı da inanıyorum. Bu konuda da konutlar yararlanabilecek. Bunu biz direkt satış, yani TEDAŞ'ın o hatlarına vereceğiz. TEDAŞ'ın hatlarına vereceğiz. Biz devletle anlaşacağız yani bunu.
Güzel bir şey bu. Çok ciddi. Tabii özel yatırımcılar da var. Bu konuda çok ciddi bölgemizde yatırım yapmak isteyen bazı firmalar oldu. Ve yatırım yapmayı düşünen bazı firmalar yer edindi. Tabii onların çalışmaları devam ediyor. Biz onlardan bir adım öndeyiz şu anda. Belediye olarak biz buna başvurduk. İnşallah da başaracağız. Yani böyle bir ısınmayla, güneş enerjisiyle suyunuzdan tutun da banyosundan, mutfağından yararlanıldığını düşünsenize. İnşallah. Yani onu da sanıyorum ki konutlar da yani çok talepkar olacaktır. Şey yapacağız. Hatlara vereceğiz. Onun maliyeti kaç paraysa işte yıllık 692 bin lira öngörülüyor. Bu parayı biz sonuçta devlete ödememiz gereken bir elektrik parası varsa karşılıklı mahsuplaşacağız. Yani belediyenin bir geliri olacak. Çok güzel bir proje bu. Çok güzel bir proje. Türkiye'nin de enerjiye ihtiyacı var. Enerji savaşları var dünyamızda bildiğiniz gibi. İşte bu Orta Doğu sorunların büyük bir kısmında enerji nedeni var. Petrol var. İnşallah ülkemiz hem işte rüzgar santralleriyle hem de güneş tarlalarıyla, santral tarlalarıyla diyeyim ben bunu. Bu enerjisini kendisi üretirse inşallah bu enerjiye dışa bağımlılığı azalır ve daha kendine özgü bir Saruhan'da da aynı zamanda örnek bir model olur bu projeyle. Tabii yani belediyeler içerisinde şu anda en önde biz gidiyoruz bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Bazı özel firmalarımız var bölgemizdeki Güres Tavukçuluk gibi mesela onlar çatılarını yerleştirdi bildiğim kadarıyla. Onların daha düşük 0.6 megawattlık 0.6 megawattlık bir üretimleri var. Biz de belediye olarak yapacağız. Yani inşallah. Yerel yönetimler açısından siz bir örnek teşkil tabii, etmiş olacaksınız. Olacak. Özel sektörde elbette tabii inşallah. Bu tür projeler var ama evet. Bir belediyenin örnek olması, lokomotif olması çok tabii. Önemli. Hem Saruhanlı için hem Manisa da, için. Suat Bey var, belediye başkan yardımcımız. Ben huzurlarınıza ona teşekkür ediyorum. Gerçekten bunun altyapısının hazırlanması konusunda çok özveriyle çalıştı. İnşallah da sonuca varırız. Efendim çöp problemi ortadan kalkıyor uzun burunda yapılacak olan tesislerle. Siz de çöpünüzü oraya taşıyacaksınız herhalde. Evet, biz oraya taşıyacağız. Daha önceden işte bir süreç yaşandı. Bitti ama çok yani şükür yani onu diyorum. Develi bölgesindeki toplama alanı ile ilgili Manisa işin içine girdikten sonra sıkıntılar yaşandı. Tabii koskoca Manisa'nın buraya gelmesi sıkıntıydı. Biz sonuçta daha küçük nüfusa sahip olan bir ilçeyiz. Bu ekonomik anlamda da toplam maliyet anlamında da daha uygun olacaktır. Yani bu işin feasible olması açısından. Diğer taraftan bizden uzak olması da ayrı bir güzellik olacaktır yani bizim açımızdan. Toplama istasyonları olacak burada. Büyükşehir Belediyesi bununla ilgileniyor biliyorsunuz. Bertaraf tesisleri. Çöp toplamayı biz mahallelerde biz yapıyoruz ama bertaraf tesislerinin kurulum ve işletmesi büyük şehirlere ait. Cengiz Başkanımız bu konuda çalışmalarını yapıyor. Belli bir aşamaya da geldi. Bitmek üzere hatta. İnşallah 2017'de bildiğim kadarıyla devreye girer. Biz de çöplerimizi artık modern, çağdaş bir şekilde bertaraf etmiş oluruz. Vahşi depolamamış oluruz. Yani vahşi dediğimiz zaman ne oluyor? Yani gidiyorsunuz açık depolama. Yani döküyorsunuz bir yere. Maalesef 1980'lerden sonra bu plastik kullanımının artmasıyla artık çöpler erimiyor, yok olmuyor. Çok ciddi yıllara tekabül ediyor bunların yok olması. Her taraf çöplük oldu. Yani 1980'ler böyle değildi. Organik atıklar yani sebze meyve atığı bunlar da çok kısa bir sürede yok oluyorlardı. Ama şu andaki işte bezlerinden tutun çocuk bezlerinden şeylerinden poşetlerinden her taraf plastik. Yani tabağımıza çatalımıza kadar plastik yaptık yani maalesef. İnşallah bunların hem geri dönüşümü sağlanacak, ekonomiye katkı sağlayacak yani bu bertaraf tesislerin kurulmasıyla hem de çevre sağlığı açısından çok önemli, doğanın dengeleri açısından çok önemli. İnşallah Büyükşehir'le beraber bu tamamlanmış olacak. Başkanım çok ufak tefek pürüzler hariç Büyükşehir Belediyesi ile çok fazla problem yaşamıyorsunuz. Siz AK Partili bir belediyesiniz, yok. Büyükşehir Belediyesi MHP'li bir belediye ama öyle çok fazla kaos yaratabilecek bir problem yaşamıyorsunuz kaos sanıyorum. Merkezde. Kaos biraz merkezde dönüyor. Yani gördüğüm kadarıyla Büyükşehir Belediye Meclisi toplantılarını izlerseniz biraz daha merkezde. Orada oluyorum. Evet yani bizim ilçelerle ilgili, Büyükşehir'le ilgili çok ciddi büyük tartışmalar olmuyor yani. Sadece ama sadece ilçe koordinatörlükleriyle ilgili yani biraz sıkıntı bizim var değil mi? Bizim işlerin yürümesi, bizim derdimiz iş yani. Yani vatandaşa hizmet. Biz o kısmındayız. Yoksa biz yani Cengiz Başkanımızla hiçbir sorunumuz yok bizim. İşlerin yapılması anlamında, kararların daha objektif, daha doğru alınması anlamında yani bazen tartışsak da ama kendisine sayıyoruz, seviyoruz.
bir sıkıntımız yoktur yani. Doğru bir projeyle girilirse ben gerekli desteği tabii, veririm diyor. Kendisi her zaman bunu söylüyor. Bunu her zaman söylüyor. O yüzden tabii doğru projeyi kendisi üretmesini bekliyorum ama ben daha önceki konuşmamda da söyledim. Onu bir kez daha söyleyeyim. Yani bölgeler içerisindeki projelerini biraz daha kendileri tespit edip yaparsa, yani ben şimdi gelip burada yapılacak bir işe gelip büyükşehirin bana gelip söylemesi, ben alınırım yani. Burada belediye başkanı, ilçe belediyesinin yapması gereken bir işe ya büyükşehirden bir yetkili gelip ya bak ilçe belediyesi olarak şunu yaparsan iyi olur demesini ben çok tasvip etmem. Şimdi onların buralarda ne ihtiyaç varsa onları tespit etsinler ve onları uygulasınlar. İlçe koordinatörlüklerinin çalışmalarını bana göre yeterli değil. Yeterli görmüyor musunuz? Kesinlikle yeterli görmüyorum. Belki kurulması gerekiyordu ama bu pozisyonlarıyla kesinlikle yeterli değiller. Ne iletişim, ya yani hem iletişim bozuklukları olduğunu düşünüyorum, hem de imkan ve hareket kabiliyetlerinin olmadığını düşünüyorum. Yani bütçe anlamında, iş makinesi anlamında, personel anlamında birçok konuda sıkıntıları var. Bilmiyorum bu yapı nasıl böyle olacak, devam edecek. O yüzden uyum önemliydi aslında. Yani şimdi tabii ki vatandaşımızın iradesi, büyükşehirde Cengiz Ergün Bey seçti vatandaşımız MHP'den. Ama biz eğer şey olsaydı, onu da burada aynı dili konuşan bir belediye başkanı olsaydık, yani bu tip sıkıntıların da olacağını düşünmüyorum yani burada. Onu da ifade etmek istiyorum. İster istemez doğası gereği birazcık zıtlıklar ve tezatlıklar oluşuyor yani ister istemez. Yani istemesek de yani ne Cengiz Başkan ister bunu ne ben isterim ama sanıyorum siyaseten, ki burada, bazı şeyler engelleniyor veya tıkanıyor. Gereksiz bir ifade, sokaktaki bir ifade. Yani bu tip şeyler olayı tıkıyor. Aslına bakarsanız Sayın Cengiz Ergün'le birebir görüşmelerde ortaya koyulan projelerde sorun yaşanmaz. Ama arada bir ikinci, üçüncü şahıs olunca doğru ifade edilemediğinden dolayı aynen. Büyükşehir aynen. Belediyesi'ne o zaman hizmette de aksama olabiliyor. Onlardan oluyor olabilir. Çözülür aynen. İnşallah. İnşallah. Zamanla çözülür inşallah. İnşallah. Onların da burada büyük projeler yapması planlanıyor ama ne zaman yapılacağını bilmiyorum. İşte altyapı projesi, otopark projesi var meydanda. Ciddi bir istimlak alanı. İnşallah onu da en kısa sürede hayata geçirirler. İyi bir meydanımız olur o zaman. Saranlı'nın iyi bir meydana, büyük bir meydana ihtiyacı var çünkü. Evet. Okul üzümü projesine destek veriyorsunuz sanıyorum ki. Veriyoruz ama tabii ki önemli olan devletin vermesi bu konuda. Biz burada kendi üzümümüzü buradaki fabrikalardan temin edip dağıtıyoruz. Ama asıl şey şu şekilde, yani üzüm üreticimiz maalesef bu yıl yine ortada. Yani ne olacağını bilemiyor. Fiyatlar oluşmadı. Yani şu anda işte 3 liraydı, 3.200'dü. Şimdi daha da aşağı çok inme da eğilimine gidiyor. 3'ün altına inmeye başladı. Üreticimiz çok tedirgin. Yani bu konuda bir şekilde işte tarih var ama tarih üzerine düşeni maalesef yeteri kadar yapmıyor. Daha doğrusu refleksleri yani, zamanında gösteremediğinden dolayı üretici mağdur evet, oluyor. Geçtiğimiz günler sayın ihracatçının eline düştü şu an yine çiftçi. Şu anda aynı işletmelerin elinde aslında fiyat politikasında bir şekilde artık bir yerlere bağlamamız lazım ve bunun artık çiftçi her yıl ne olacak kaygısını atması lazım. İşte geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Sayın Recai Berber olsun, Muzaffer Bey olsun, diğer vekillerimiz olsun bu konuda ciddi çalışmalar yaptılar. Okul üzümü projesini başlatmışlardı. Orada arz fazlası olan üzümün bir kısmının işte alınıp öğrencilere, okullarda öğrencilere dağıtılmasıyla işte bu fiyat politikalarının daha iyi oluşabileceği düşünülmüştü. Bunun en kısa sürede devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum. Çiftçimiz bir taraftan sigorta yaptı. Yani soğuklar biliyorsunuz artık hava şartları da değişti. Her yıl bir afet oluyor. Ya don oluyor, ya dolu oluyor, ya soğuk vuruyor. Bir şeyler oluyor. İşte bu konuyla ilgili olarak çiftçimizin yapmış olduğu sigorta paralarının şu anda mesela üretici üzümü kaldırıyor. Ve bu dönemde para harcıyor, işçi çalıştırıyor. Yani ciddi bir ekonomik sıkıntıya giriyor. Ve çıkan üzümü ister istemez işletmeye götürüp satmak zorunda kalıyor. Ve işletme de bu aşamada elini zaten yapıyor, bekliyor yani. Onu düşük fiyattan almaya çalışıyor. Bu aşamada ben inşallah sigorta paraları eğer şey olursa, bayram yani en kısa sürede ödenirse çiftçimize bir nebze olsa destek olur. Ve üzümünü hemen satma ihtiyacı kalkar. Biraz daha fiyatta oluşmasında, evinde tutmasında fayda var çiftçinin.
biraz daha öz kaynaklarıyla, çiftçimiz de tabii kendini rehabilite etmesi lazım. Mümkün mertebe öz kaynaklarıyla hareket etmesi lazım. Bir anda üzümün çıkar çıkmaz satmadan uzaklaşması lazım. Bekletebilse, birazcık depolayabilse fiyatlar daha iyi olacağına inanıyorum. Tabii ki mutlaka bir arz fazlası olabilir. Her yıl değişken bu. Geçen yıl üzüm çok fazla yoktu ama bu yıl nispeten daha fazla. İnşallah üreticimiz açısından devletimiz bu konuda destek olur. Onlardan bu desteği bekliyoruz. Ben de bir belediye başkanı olarak vatandaşımızın isteklerini ve dileklerini, düşüncelerini burada iletiyorum. İnşallah Recai Bey olsun, diğer vekillerimiz olsun. Bu konuda zaten çalışma içerisindeler. Geçtiğimiz gün itibariyle de Ziraat Odası Başkanımız onlarla görüşmesini de yaptı. Bu sorunları kendileri de iletti. İnşallah en kısa sürede sonuçlanır diliyorum. Üreticinin talepleri yerine getirilmiş olur. Peki başkanım, şimdi programımızın sonuna geldik. Evet. Ben şunu merak ediyorum, zamanınız da dar biliyorum. Evet, açın. Siz Maris Saruhanlı'da çok sevilen bir belediye başkanısınız. Siz çok saygı gören, çok güvenilen bir belediye başkanısınız. 13 yıldan beri, 2004 yılından beri bu ilçeye belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Henüz seçimler konusunda verilmiş bir tarih yok, belli olan bir tarih yok ama hani 2018 deniliyor, 2019 deniliyor. Olası bir seçim olursa bu kadar çok sevilen ve güvenilen belediye başkanı Hüseyin Yaralı, Doktor Hüseyin Yaralı yeniden aday olacak mı? Şöyle söyleyeyim ben. Yani ben hiçbir zaman bu süreçlere böyle aday olacağım, pozisyon alacağım böyle yaklaşmadım. 2004 yılında başlamam bir şekilde davetle oldu, bu sürece girdim. Her zaman vatandaşımızın davetiyle bu iş devam ediyor. Biz 2019 şu anda görünüyor. Erken seçim olur olmaz bilemiyorum. Ama zamanı geldiği zaman bunu söyleyeceğiz. Şu anda biz hizmet yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşın hizmetindeyiz. Elimizden gelen çabayı fazlasıyla göstermeye çalışıyoruz. İmkanlarımız kısıtlı olmasına rağmen sonuna kadar zorluyoruz. Kendimizi de bu yola harcadık, feda ettik. Yani inşallah hizmet etmeye devam edeceğiz diyorum ben. Peki o zaman ben bu cevabı şöyle toparlayayım. Ben vatandaş hizmetindeyim. Vatandaş talep ederse Hüseyin Yaralı tekrar burada aday olabilir. Evet, buradadır, evet, hazırdır. Evet, evet, hazırdır ama öyle çok da büyük bir oyunun içerisinde olmam yani hiçbir şeyin. Peki efendim, teşekkür ederim. Saruhanlılara, Manisalılara, Manisa'dan ve diğer ilçelerden bizi izleyenlere, internetten izleyenlere son olarak nasıl bir kapanış konuşması yaparsınız? Eyvallah. Yani ben tekrar sizleri burada gördüğüm için çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Geldiğiniz için bizim sesimiz soluğumuzsunuz. Gerçekten sesimizi bütün Manisa'ya, bütün diğer ilçelere, tabii ki başta Saruhanlı'daki vatandaşlarımıza iletiyorsunuz. Size şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Manisa güzel bir il. 17 ilçesiyle çok güzel bir kent. İnşallah batıda yani seyahat ediyoruz. İşte Ankara'ya gidiyoruz, başka illere gidiyoruz. Yani Manisa gibisi yok. Biz Manisa sevdalısıyız. Yani Manisa'nın kıymetini bilelim diyorum her bir birey olarak, yaşayanlar olarak. Ve bu Manisa için doğru bir şekilde, ahlaklı bir şekilde çalışalım. Herkes kendi ölçüsünde, kendi imkanlarında, kendi işinde. Nerede çalışıyorsa bir taş üstüne koymaya çalışsın. Gelecek nesillere güzel bir ülke bırakalım, güzel bir Manisa bırakalım. Çok teşekkür ederim efendim. Ağzınıza sağlık. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Önünüz açık zaten. Bundan sonrası da hayırlısı olsun. Hem Saruhanlı için hem sizin için. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet efendim, 13 yıldan beri Saruhanlı'yı yöneten, Saruhanlı'ya hizmet üreten bir doktor belediye başkanıyla sohbet ettim. Çok keyifli bir sohbetti. Bu sohbetlerin devamı yine gelecek diğer diğer Manisa'da. Saruhanlı'dan bugünlük bu kadar diyorum efendim. Hoşça kalın. What's left?